Ateş altındaki Gazze'yi insani yardım kuruluşları yalnız bırakmadı. Türkiye'den giden jeneratör, gıda ve ihtiyaç malzemesi zor da olsa Filistinlilere ulaştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da yurt genelinde kampanya başlattı. Arabaya dönmüş evler, İsrail'in vurduğu araç hurdaları, enkazların arasında taşınan yardım poşetleri. Siz bizi yalnız bırakmadınız, Allah da sizi yalnız bırakmasın. İsrail ateşi altındaki Gazze halkı zor durumda. Bombardımanda evsiz kalanlara destek Türkiye'deki yardım kuruluşlarından geldi. Başta Deniz Feneri Derneği, İnsani Yardım Vakfı İHA ve TİKA olmak üzere birçok kuruluş Gazze'ye gıda ve ihtiyaç malzemesi ulaştırdı. Deniz Feneri Derneği aracılığıyla tüm Türk halkına çok teşekkür ederim. Bu zor günlerimizde yanımızda olduğunuz için. Yağ, konserve, un, kolilenen yiyecekler ihtiyaç sahibi Filistinlilere dağıtıldı. Sizlere gerçekten minnettarız. Hızır gibi imdadımıza yetiştiniz. İsrail saldırılarında yaralananlara, evsiz ve aç kalanlara yardım ediyor. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı TİKA, bombaların hedefi olan su pompalarının çalıştırılması için 4 jeneratör ulaştırdı Gazze'ye. Türk halkını ve Başbakan Erdoğan'ı çok seviyoruz. Ve onun öncülüğünde halkımıza yapılan yardımlara çok teşekkür ederiz. Yaralarımızı sarıyorsunuz. Diyanet İşleri Başkanlığı da Filistinlilere yardım kampanyası başlattı. Yurt genelinde verilen cuma hutbesinde Gazze'de yaşanan insanlık dramı için yardım çağrısında bulunuldu. Tepelerinden bombalar yiyen çocuklar, kadınlar, masum insanlar, onlardan ahirete irtihal eden şehit olanlara Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Yüce Rabbimiz bütün insanlığa yeniden vicdan bahşetsin, yeniden şefkat, yeniden merhamet bahşetsin.